Selamlar. Bugün sizlerle Kılıç Okulansı'na yeni gelen birlik çırak koruyucuyu açacağız ve savaşta deneyeceğiz. Hemen videoya geçelim. Şimdi şu şekil. Şuradan bir bakalım. İlk önce açalım ya da sonra bakalım. Şimdi şuradan kışla diyorum. Bir dakika. Karı kışlaya gelmemiz gerekiyor. Buradan arkadaşlar direkt çırak koruyucuyu çekiçle açacağım. Şu anda açmış bulunuyoruz. Şimdi şöyle birkaç tane basacağım. Şunu silemedim bu arada. 3 tane basalım. 3 tane ejderimizi sileriz. Hatta bir tane ejder binci silelim ya. Ejder binciler çok güçsüz oldu. Onlara da seviye gelmesi gerekiyordu da normalde. Getirmedi Supercell. Şuradan yine bir tane daha 3 tane basıyorum. Tamamdır. Şimdi ordumuzu almış bulunmaktayız. O zaman hemen arkadaşlar savaşa geçelim. 1 milyon iksirli bir köy buldum. Hemen bu köye saldırımı gerçekleştireceğim. Bu arada büyük korucu ve kraliçe şampiyonum yok. O yüzden zeplini nasıl ulaştıracağım şu an hala düşünüyorum. Hava patlayıcıların olmadığı yerden saldırmaya çalışacağım. Hadi bakalım şu şekil. Herolarla köşe temizliğine başlayalım. Bu yerden gidiyor. O yüzden herolarla yürütmem gerekiyor. Şöyle attım arkadaşlar bir tanesini. Gördüğünüz gibi bunları güçlendiriyor. Tek işlevi o. Bir de hasar vuruyor işte. Ama benim bunu ejderlerle yürütmem biraz zor olacak ya. Şimdi bak top ona vurmaya başladı. Bu arada can değeri de bayağı yüksek ha. Yalnız harbiden can değeri yüksekmiş yani. Öyle top mop işlemez yani. Şu şekil. Duvardan zıplıyor mu bu arada? Merak ettiğim şey o. Evet, duvardan da zıplıyor. Vallahi bu koruyucu olmuş ya resmen. Zaten ismi çırak koruyucu da. Sadece koruyucunun özelliği yok yani. Şu şekilde uzatmaya devam ediyorum. Belediyenin çabuk inmesi gerekiyor ya. Şunlar zehirden etkilenmesin. Tamam, süper. Yani çok fazla göremedik aslında şu yeni birliği ama. Ganimeti almaya çalışıyoruz şu anda. Valla yeni birliği çok göremedik şu anda bu savaşta ya harbiden. Ama en azından ne işe yaradığını gördük. Bizim birliklerimize can veriyor, hasar veriyor. Güç veriyor işte. O şekilde bir asker. Yani ben her orduda kullanabileceğimizi düşünüyorum. Ya hava saldırısı bile yapıyor olsak kullanılabilir bir ordu. Şuraya gireceğim. Bir saniye. Benim oradan. Yani şu an 1 seviye 4 seviyeye kadar yükseliyor herhalde. %24 can puanı arttırıyormuş birliklerini. Yani o yuvarlak alanın içindeyse birlikler çeyrek canını arttırıyor. Yani 1000 canı varsa 1240 oluyor canı. Şu anda 1 seviye olduğu için eğer maksimum seviye yaparsak 30 oluyor herhalde. 30'a denk geliyor. %30 ekstradan can sağlıyor. Yani sadece tek yaptığı şey etrafındaki birliklere can sağlamak. Ekstradan can sağlıyor. Bir de kendisi de 170 vurmuş. 1500 de canı varmış. 20 de yer kaplıyor. Siz beğendiniz mi arkadaşlar yeni birliği? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben grafik olarak çok beğenmedim. Ama işlevsellik bakımından gayet güçlü. Tek eksiği bence hava birliği olarak da kullanılabilmesi lazımdı. Yani büyük koruyucu bildiğiniz gibi hem hava hem kara olarak kullanılabiliyor. Yani bu da o şekil bir asker yapılabilirdi ama bu sefer de tabi Clash of Clans'ın mantığına ters bir şey olurdu. Yani kara olması tabi daha doğru. Ama ikisine birden de şey yapılabilse güzel olurdu. Ne bileyim böyle. Ama bu sefer yani oyunun içinde savaşırken de hava kara değiştirme olayı tabi ki Clash of Clans'ta ana saldırıda birliklere yapılmıyor. Bu sefer Clash of Clans sistemi bozulurdu. En doğrusu bu olmuş. Ama öyle olursa öyle olsaydı bayağı güzel olurdu ya. Hani büyük korucu olmayınca bildiğiniz gibi. Mesela ben şu anda büyük korucu yükseltiyorum bu hesabımda. Hani savaş yapılmaz. Bırak yapma savaş yani. 3 yıldız alamayacaksın yani. Belediye binası 13'e de saldırırsam şu an alamayacağım yani büyük korucu olmadan. O yüzden büyük korucunun yerini tutacak en azından bir birlik yapmışlar. Tabii bu korumuyor sadece can sağlıyor ama güzel, ben beğendim arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.